Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Edebiyat nedir? Edebiyat nedir? Sözünü cümlesini çok yerde duyuyorum. Edebiyatı insanlar mesela yazı okudukları zaman ya da işte roman okudukları zaman bir köşe yazısını okudukları zaman, edebiyatın içerisinde var olduklarını biliyorlar mı? Edebiyat nedir? Tanım yani anlamı nedir edebiyatın? Öncelikle size edebiyatın ne olduğunu anlatacağım. Edebiyat yazın veya literatür, olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığıyla estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır. Edebi yazılar yazan sanatçılara edebiyatçı denir. Daha kısıtlayıcı bir tanımla edebiyatın bir sanat formu olarak oluşulan yazılar olduğu düşünülmüştür. Aklınıza girebilecek her şey bir sanattır. Öyle söyleyeyim ben size. Yani edebiyattır. Mesela roman bir edebiyat eseridir. Öykü bir Roma, e, edebiyat eseridir. Şiir bir edebiyat eseridir. Başka söyleyeyim. Köşe yazısı yine o da bir edebiyat eseridir. Makale de edebiyat eseridir. Deneme de edebiyat eseridir. Mesela benim Türkçe öğretmenim işte e, makale nedir? E, derleme nedir? Ondan sonra işte ne bileyim köşe yazısı nedir? işte şiir nedir? E, bunların tanımlarını yazdırırdı ve bir konuyla ilgili şiir yazın derdi. Şimdi mesela ya da roman yazın derdi ama gerçi roman çok uzun olduğu için roman yazamazdık da sadece kendimize ait öyküler yazardık. Kompozisyon çok yazdırırdı o dönemde. Ben öyle hatırlıyorum. Yani 10-12 yaşlarında 8-10 yaşlarındayken kompozisyon yazdığımı söylüyorum. Şimdi mesela yazarlık kurslarında yaratıcı yazarlık kurslarında insanlara roman yazmak, şiir yazmak, işte öykü yazmak, deneme yazmak, derleme yazmak vesaire vesaire bunların taktiklerle öğretiliyor. Tabii ki bunlar edebiyat bir dilin, bir sanatın dil aracılığıyla estetik olarak sunma halidir dedim. Mesela ben şöyle söyleyeyim sevgili izleyenler açıklayıcı olması açısından. Bu bardak değil mi? Buna siz sadece bardak diyorsunuz. Ama siz bunu e, tasvir etmeye, betimlemeye e, başladığınız zaman mesela nedir işte e, uzun ince belli bardak dediğiniz zaman bu işte neye giriyor? Bir estetiğe giriyor. E, dil aracılığıyla bir estetik yapıyorsunuz. Bunu ister Türkçe anlatırsınız, ister İngilizce anlatırsınız. İster Azerice anlatırsınız, ister başka bir dilce anlatırsınız. Bu bu şekilde şey, Arapça başka bir şey anlatırsınız, İtalyanca anlatırsınız. Bu işte ne alıyor? Ne yani bu işe giriyor. Böyle böyle sunumunuza giriyor öyle söyleyeyim ben size. Dibindeki suyu da bu arada içtim. Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Bir olayı ya da bir belgeyi sanatıyla anlatma sanatıdır. Edebiyat. Ben buna direkt bardak dersem, bunun bardak olduğunu zaten herkes biliyor. Bunun hiçbir sanatsal bir değeri yok. Bu edebiyata girmez. Bu sadece bunu tanımlamaya girer. Bu bir bardak. Bu bir, this is a glass der gibi. This is glass, bu bir bardak. Ama dediğim gibi uzun ince bardak bu bardak dediğim zaman edebi yönünün olduğunu görüyoruz. Edebiyata olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Evet. Ee, edebiyatta şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu çağlar öncesinden edebiyatta biliyorsunuz yazının icadıyla kitap yazımı başladı. Ee, hatta tiyatro e, daha sonra Tiyatro önce gelişti. Kitap yazımı daha sonra gelişti. Şimdi e, bu edebiyata baktığımız zaman edebiyatta sevgili arkadaşlar. E, yazılı edebiyattan önce sözlü edebiyat vardı. Sözlü edebiyat nedir? Mesela destanlar buna girer sözlü edebiyata. E, mesela bu destanlarda şöyle söyleyeyim. Ben size edindiğim bilgileri anlatmaya çalışıyorum. Örnek veriyorum. Eskiden hani resim tablolarında var ya. Kadınlar çamaşır dövmeye gidiyorlar şeye dere kenarına kadınlar dere kenarına e, çamaşır dövmeye gidiyorlar Ondan sonra dere kenarlarında çamaşır döverken kadınlar e, orada şeyi öğreniyorlar yani sıkıntıdan mesela e, şakayla karışık şarkılar söylüyorlar Kimisi alt yakıyor Kimisi şarkı söylüyor Buna işte türkü okuyor kimse. Yani bu istemeden çıkıyor ağızdan. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela e, müzik sanatı edebiyatla bağlantılı söz olarak çıkıyor ilk önce. Sözümü eski katıyorsunuz falan filan. Müzik fiyat, e, ka, müzik olarak çıktığı zaman e, içsel duygularınızı anlatıyorsunuz ve İçsel duygularınızı anlattığınız için müzik ruhun sizin rahatlamanızı sağlıyor. Mesela bir şarkı dinlediğinizde tekrar tekrar dinlemek istiyorsunuz ya. Sizi çünkü harekete geçiriyor. Ya ne müzik yapmış falan filan. Ya şahsen ben böyle acılı şarkıları sevmem. Dünyanın kendisi zaten acılarla dolu. Bana böyle hareketli şeyler olacak. Müzikler hip hop tarzı falan böyle hip hop tarzı hareketli müzikler olacak. Bilmem anlatabiliyor musun sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. İşte ya da erkekler inşaata gidiyorlar. İnşaatta e, şeyden sıkıntıdan ya da vakit geçsin diye İbrahim Tassez mesela şarkı söylüyor. Su, su satıyordum diyor. sinemada. E, şarkı mı söyledim, bağırdım mı de e, işte kızlar eşya seni mi dinleyeceğiz dediler. O da ya sonu ya hayatını değiştirdi diyor. Sonra ben türkü söyleyeyim. İnşaatta e, türkü söylerken diyorlar ki sana albüm yapalım diyorlar İbrahim Tatlıses'e. Şimdi inşaatlarda e, ben gerçekten şimdi mesela e, evde bize böyle e, tamire gelen ustalar o dönemde bu 95'li dönem yıllarda falan bana hep e, kral TV'yi Derdi ki kral TV'yi açar mısın tamam açayım bir de çay getirir misin tamam getirin bir iki şey isterlerdi bir e, çay bir de kral TV'yi açmak ikisini istiyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Tamam derdim ben de. Bunlar istiyorlar falan filan. Ee, niye? Bunları etkili. Yani hoşlarına gidiyor müzik dinlemek. Şimdi konuyu çok dağıtmayın. Uzun lafın sözü edebiyat. Her e, ulusta var. Yani bugün Laz edebiyatı var. E, Çerkez edebiyatı var. Karadeniz edebiyatı var. Nazolu bölgesi edebiyatı var. E, Akdeniz edebiyatı var. Ege edebiyatı var. Sonra e, Güneydoğu Doğu Edebiyatı var e, ama sonra bir de ülkenizin e, edebiyatı var. İşte buna Türk Dili ve Edebiyatı diyorlar. E, hepsini bir e, alanda toplamışlar. Yani buna sözlü ve e, yazılı edebiyat diyorlar. Bilmem hmm. anlatabiliyor tabii ya, sözlü ve e, yazılı edebiyat diyorlar bunlar için sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bu gibi edebiyat var. Hatta bu Elif Şafak'ın annesi e, dil tarihi Türk dili edebiyatını bitirmiş. Türk dili edebiyatını edebiyatını bitirince direkt edebiyat öğretmeni olarak çalışmış. Sonra TRT'de çocuk çocuk okur yazarlığında falan çalışmış. Sonra ateşe L geçmiş falan filan. E, yani bugün bütün yazarların bir öğretmen geçmişi var öyle söyleyeyim. Elif Şafak akademisyen aynı zamanda e, J.K. Rowling e, İngilizce öğretmeni. Staffing İngilizce öğretmeni Daniel Brown Daniel Brown, İngilizce öğretmeni Staffing İngilizce. Staffing İngilizce öğretmeni sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. yani genelde öğretmenlerden çıkıyor edebiyatçılar. şimdi bunun da sebebi ne? Şimdi bunun sebebi şu. Öğretmenler genelde köy kökenli insanlar oldukları için orada yaşanılan sevinci, acıyı, coşkuyu her türlü görüyorlar. Hatta benim annem memlekete gitti dedi ki ya dedi halkta dedi bir festival olacak diye dedi bir coşku var dedi tamam mı? Ee, festival olacak diye bir coşku var dedi. Arkadaşlar bak ben size, bakın ben size şunu söyleyeyim. Eskiden öğretmenlik mesleği inanın YouTube'da şu anda görüyorum. YouTube'da Hasan Oğlan Köy Enstitüsü sanatçılık gibi bir şeydi. Yani öğretmen dediğin zaman herkes senin karşında eğilir bükülür. Saygı duyulur. Hala saygı var. E, hatta o zamanın ben fotoğraflarına bakıyorum. İnanır mısın Hasan olan köy 1930'lu yıllarda Hollywood gibi kadınlar, erkekler açık seçik e, ellerinde enstrüman çalıyorlar. mandolin çalıyorlar. Sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanlarım. Yani bu gibi etkenler var. Yani e, eskinin öğretmenleri boş değil ve eskinin öğretmenleri... Şimdi hani insanlar diyorlar ki... Özel bir şirket bize her işi yaptırıyor... İşte kasiyer arıyor... Gel, getir götür işine de baktırıyor... Bilmem ne bir şey işine de yaptırıyor... Ya ben çalıştım okulda... inanır mısınız? Okulda 3 öğretmeniz... Bütün sınıflara bakıyorum... Bakın bütün sınıflara bakıyorum... Ondan sonra... Okulun suyu yok... Milli eğitime arıyorum... Ondan sonra yeri geliyor... Ee, kendi koltuğumu temizliyorum. Size gerçek söyleyeyim. Ondan sonra geri geliyor tahtayı siliyorum. Geri geliyor her çocuğun problemiyle ayrı ayrı ilgileniyorum. Çünkü biliyorsunuz o çocukların ruh sağlığı çok çok önemlidir. işte tek tek insanlar e, e, öğrencileri tahtaya kaldırıyorum. Öyle söyleyeyim ben size sevgili arkadaşlar sevgili. Ya elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Yani birden fazla işi yapmak durumunda kalıyorum. Ee, ama bunu yapıyorum diye de kafaya takmıyorum yani yüksünmüyorum. Yani bu bana çocuk sesi bana nindi gibi geliyordu o dönemde öyle söyleyeyim ben size. Sevgili arkadaşlar sevgili izleyenler ee, ve şimdi e, artık kalan zamanda da mesela beynini dinlendirmek amaçlı genelde öğretmenler yazmayı tercih ediyorlar. Yani benim mesela hemen hemen her öğretmen arkadaşımın yazmayı tercih ediyor yani. Hani bir şekilde yazıyor. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Mesela Ali Harikalar Diyarında vardır. Ali Harikalar Diyarındaki matematik öğretmenidir. Lassel, Lewis Carroll. Lewis Carroll matematik öğretmeni. E, matematik öğretmeni yazıyor. Öyle söyleyeyim ben size. Hatta benim arkadaşımın annesi de sınıf öğretmeniydi. Ankara'dan İstanbul'a giderken bir yazı yazdım. Siz mi yazdınız falan dedim. Evet dedi. Onun yazdığı yazı beni o kadar çok duygulandırmıştı ki oturup ağlamıştım. Eskiden öğretmenleri uzun lafın kısası her türlü zor koşullarda köyde ve imamla çalıştıkları için her ortamı gördükleri için kendi içsel duygularını kağıda dökmek isterler. Kağıda dökmek istedikleri için de sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, ee, Genelde yazarlar, edebiyatçılar öğretmenlerden çıkar. Hatta benim arkadaşım babası da vardı. Mehmet Demiral Bostancıoğlu Adanalı e, öğretmen yazardı. E, kitap okumayı çok sever öğretmenler öyle söyleyeyim. E, ama şimdi öğretmenler sosyal medyada varlar. Yani kendi hissel duygularını sosyal medyaya döküyorlar. Öyle söyleyeyim. Ben size sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Öğretmenlik mesleğinde, eğitimcilik mesleğinde bir şey bitti diyemezsiniz. Yani hatta ben şöyle komik bir olay anlatayım. Şimdi ben e, kendi üniversiteden mezun olmak üzereyim falan filan. İşte yukarı çıktım anneanneme. Anneannem geldi, işte annem geldi dedi ki, annemle konuşuyorlar. Yarın dedi bilgisayar kursuna gidecekmiş dedi, tamam. Mı? Ondan sonra Kardeşimle ben e, ikimiz öyle bir girdik ki. El adama dedi 45'inden sonra dedi, her şey yaptırır dedi. Ben de 45 yaşındaki ya dedim. Genç yaş dedim. Öğrenir anne, anne ne olacak dedim. Ne olacak dedim. Tamam mı? Ondan sonra yani gerçekten ne olacak? Yani öğrenirsin. Ama sonra dedim ne öğrendiniz? Açmayı kapamayı öğrendik. Ya bir açmayı kapamayı öğrenmekle bilgisayar öğrenilseydi o zaman bilgisayar mühendisleri herhalde boş mu gezerdi? Yani bilgisayar biliyorsunuz çok kapsamlı bir Makine. Aynı uçak gibi. Uçağın düğmesi de var. Böyle sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Neyse ben şöyle söyleyeyim size. Canlarım benim, fanlarım benim. Edebiyatta, şimdi şu çok karıştırır. Mesela hatta geçen ben biriyle bu konuyu tartıştım. Dedi ki bana, falanca etnik grubun dedi, örnek veriyorum. A, A grubunun dedi, şey var mı? Hmm. Dili var mı, şey, e, edebiyatı var mı dedi. Ben dedim ki, ne demek var mı dedim. Var tabii ki dedim. Her ulusun, her milletin. Bakın Amerika'da e, hep Amerika örneği de vermek de istemiyorum aslında ama şimdi dünyanın hani nabzı olduğu için Amerika'dan örnek veriyorum ama şimdi mesela Amerika'da işte bir Los Angeles edebiyatı var, bir işte Miami edebiyatı var. Florida edebiyatı var. Ondan sonra başka ne diyeyim canlarım benim? Bir de şöyle bir şey. Ya da İran'da bilmem ne, Tahran edebiyatı var. Şimdi şu anda diyelim ben şu anda ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Şu anda 2024 yılındayız. 2024 yılının edeb edebiyatçıları var. Türkiye vatandaşı olan hani etnik kimliğine bakmıyorum. Türkiye vatandaşı olan edebiyatçıları var. Bu edebiyatçılar Sevgili arkadaşlar sevgili izleyenler bu edebiyatçılar siz burada buradan mesela kendi ülkenizden edebiyat üretiyorsunuz. İran'daki kişi de 2024 yılında kendi ülkesinden kendi ülkesinin ilçesinden köyünden sözlü ya da yazılı edebiyat üretiyor. Ya da Avrupa'dan üretiyor ya da Amerika'dan üretiyor ya da başka bir Hırvatistan'dan üretiyor bilmem anlatabiliyor muyum. Yani te, siz de tek değilsiniz siz yazan. Siz tek değilsiniz. Yani siz mesela birini sorduğunuz zaman falanca şarkıcı oyuncu kimdir dediğiniz zaman diyor ki Seda Seher mesela Türk şarkıcı oyuncudur. Bakınız Türk şarkı ve oyuncu. Ama mesela Madonna dediğiniz zaman Amerikalı şarkıcı ve oyuncudur diye geçiyor. Yani bunlar gerçekten çok kapsamlı çalışıyorlar. Jennifer Lopez Amerikalı Latin şarkıcıdır diyor. Latin edebiyatı dahi var. Hatta bizim e, dil tarihte bu edebiyatları e, araştırmak ve incelemek için konulmuş. Mesela birisi soruyorum şeyde dil tarihte hangi bölüm okuyorsun? Rusya'da ve edebiyatı deyip geçiyor. Amerikan dili ve edebiyatı deyip geçiyor. İngiliz dili ve edebiyatı deyip geçiyor. Fransız dili edebiyatı diye geçiyor. Alman edeb dil edebiyatı diye geçiyor. İşte bilmem ne falanca e, dil edebiyatı diye geçiyor. Ya sen öyle de Türk dili edebiyatı diye. Sen böyle deyip geçiyorsun iki cümlede ama yani bunların içeriği ne? İşte arkadaşlar bunlardaki dersler ne biliyor musunuz? E, i̇lk önce edebiyat tanımı. Edebiyat nedir? Ondan sonra o edebiyatın tarihi. Her şeyin bir tarihi var. İnsanlığın da tarihi var. Doğum tarihimiz var. Benim bir tarihim var. Ben bir Falanca yerde doğmuşum. Dünyaya gelmişim. Bu da doğum tarihi. E bir e ölüm tarihi de olacak herkesin. Yani ölüm tarihinde de yazıyorlar. E, Amerikan dili edebiyat okuyor. Amerikan e, önce edebiyat tanımı. Ondan sonra Amerikan dili edebiyatının tarihçesi. Ondan sonra işte e, Amerikalı ünlü yazarlar. Amerikalı ünlü yazarların eserlerinin incelenmesi. Amerikalı ünlü yazarların eserlerinin ...başka yazarlarla karşılaştırılması... ...bunların ne demek istediğiyle ilgili... ...işte edebiyatlar... ...hani derler ya bana edebiyat yapma... ...yani edebiyat yapma derken... yani ...hani anlatacağını işte dolandırarak şey yapma... ...direkt söyle anlamında derler... ...çünkü edebiyat dilin... ...estetik açıdan kullanılma sanatıdır dedik... ...yani bu tanımları bir kere... ...insanın beynine yerleştirirken... ...beyin algısı yaparken bu tanımları... ...çok iyi şekilde e, anlayabilmek... ...gerekiyor yoksa anlamadan... Ben mesela bir keresinde Kafa Karışıklığı diye bir kitap okudum. Ben arkadaşımı anlatıyorum. O başka anlatıyor kitapta. Öbürü baş... Ben başka anlatıyorum. Bana dedi ki kitabı iyi özümsememişsin dedi. O öyle deyince baktım. <laughs> kitabı tekrar baştan sona okudum. Ondan sonra hatta benim tanıdığım birisi yapar. Matematik matematik büyüsü diye bir kitap okuyor. Matematik miydi? Öyle bir şeydi. Matematik tarihçesi mi ne? Dedim kitap okuyor musunuz? Okuyorum diyorum. Kitabın başını okumadan ortasına getiriyordu. Abi. <laughs> oh dedim sen bu işin kolayını bulmuşsun. Nasıl yapıyorsunuz falan filan dedim tamam mı? Yani sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler edebiyat her koşuluyla var. Her tarihin dünyadaki en bir mahallenin dahi. Şu anda mesela Ankara'dasınız. Ankara işte nedir? Ee, Kızılay'dasınız. Kızılay'ın bir tarihçesi var. Kızılay'ın bir edebiyatı var. Sözlü ya da sözsüz. Esnafların bir edebiyatı var Kızılay'da. Ondan sonra. E, sonra Demet Evlerim var. Cebeci'nin bir edebiyatı var. Kurtuluşum var. İşte Bahçeli Evlerim var. Beş Evlerim var. Aşti'nin var. Emeğin var. Her yerin bir edebiyatı var. Edebiyat köyden başlar. Köyden kasabaya, ilçeye, ilçeden şehre, şehirden bölgesel, bölgeselden sözlü ve yazılı olmak üzere e, ülke, ülkeden ülkeler arası olarak geçiş yapar. Ve Allah şükür olsun ki biz eski döneme e, şeyle daha şanslıyız. Çünkü neden? Eski dönemde insanlara o kadar edebiyat edebiyata ulaştıramıyordu. Siz mesela bugün dünyada bir kitap çıkarıyorsunuz. J.K. Rowling mesela Harry Potter yazmış. İngiltere'deki yazarın İngiltere'deki yazarın e, kitabını Türkiye'ye gelip okuyabiliyorsunuz, yetiştirip okuyabiliyorsunuz. Bu çok büyük avantaj. Eskiden böyle bir şey yoktu. Hatta ben J.K. Rowling'in şu bir şey yapmasını anlam veremedim. Güya işte eski eşinden korktuğu için e, adını kadın o e, kadın değil de erkek hissedilsin zannetmiş. O yüzden J.K. Rowling vermiş adını. E, ya da Harry Potter hikayesi yazmanın bir kadının yazamayacağı düşünülmüş dedim ne alakası ya? Artık insanlar kadınların birçok işi başardığını şahitlik ediyorlar. Yani adını erkek olarak yaz diyen değil. Ha şöyle. Mesela gerçek adını kullanmak istemezsin. Nickname koyarsın. E, takma ad koyarsın. E, bu başka bir şey. Takma isim koyarsın. Takma bir şey olur. Hani insanın gerçek adını e, kullanmak istememesinin temelinde de başka şeyler yatar. Herkesin gerekçesi farklıdır. Yani şimdi mesela röportajda e, her insan röportajı kabul etmiyor. Çünkü niye? Çünkü kabul eden de var, kabul etmeyen de var. Yani niye kabul etmiyor? Çünkü e, ya o an uygun değildir, canı sıkkındır ya da ne bileyim bir şeylerden kaçıyordur, siyasi anlamda açıklama yapmak istemiyordur. Birilerinden çekiniyordur, korkuyordur ya da o an öyle icap ediyordur. O yüzden e, yani bunu zorlamanın anlamı yok yani öyle söyleyeyim diyecek başka kapıya gideceksiniz. Yani hani ısrarcı olmanın ısrar etmenin bir anlamı yok sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Olayın özeti şu edebiyat dedim dilin estetik açısından anlatılma sanatıdır dedim. Ama siz edebiyatı her milletin ya Yozgat'ın ayrı edebiyatı var, Ankara'nın ayrı edebiyatı var. Evet kültür benzeşmesi var ama inanır mısınız? Bir şeyden bir şehire dahi bir iklim farklılığı olduğu gibi edebiyat şive farklılığı da var. Mesela Türkçe'de biliyorsunuz, Türkçe'de e, örnek veriyorum Lazar Celayrum'da falan derler tamam mı? Ruze çayırlı der tamam mı? Celayrum der ıssık çalarak konuşurlar. Mesela Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Kürt halkı işte genelde biraz e, Kürtçe konuştukları için şiveri konuşurlar. İç Anadolu insanı da öyle konuşur. Yani ağzını yayarak konuşur. İstanbul Türkçesi diyorlar ya çok böyle modern olan. Gerçi İstanbul'daki insanlar da İstanbul Türkçesi konuşmuyorlar. Yani bir sürü oraya giden e, yerli yabancı insan var. İstanbul Türkçesi diye bir şey de e, ben kabul etmiyorum. Böyle bir Türkçe kalmamış. O sadece bizim notlarda okuduğumuz. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Ama ben size şöyle Benim çocukluğumdan itibaren Sözel ve dilsel becerilerin her zaman için ilgimi çekmiştir bir yazı okumak yani konuşmak ee, uzun lafın kısası velhasıl edebiyat insanı dinginleştirir sakinleştirir müzik yapan insan şarkı söyleyen insan yazan insan kendi içsel duygularını yazar. Ama zannetmeyin. Mesela Allah'a şükürler olsun ben e, çok güzel çocukluk geçirdim. Bunun için aileme çok şey borçluyum. Çocukluk anlamında teşekkür ederim. Hani yazarlar, e, edebiyat yapanlar sizin e, zannettiğiniz kadar, zannettiğiniz gibi şey değildir. Yalnız olan insanlar değildir. Ha ben yalnızlığı severim bakın. Yalnızlığı severim. Çok kalabalık ortamı sevmem ama yalnız bir çocukluk geçirmedim yani sadece kendi çok sosyaldim sosyal arkadaşlarım vardı ee, öyle çok büyük acılar da çekmedim çok şükür Allah'a Allah acılar çektirmesin ama e, mesela Elif Şafak'ın dediği gibi sevgili Elif Şafak'ın dediği gibi şimdi edebiyat e, örnek veriyorum hatta benim e, dil tarihten arkadaşım sevgili Mahir Ünsal Eriş'in Arnavutköy iskelesinde çektiği e, bir Mahir, Mahir şu Öbürküler isimli romanında, mesela diyor ki ben Arnavutköy iskelesini görmeden yazdım. Şimdi siz örnek veriyorum. Edebiyatta ne var biliyor musunuz? Siz bir olayı yaşamadan da o yerdeki insanların ve o yerdeki e, insanların ruh haliyle ilgili olarak e, o yerdeki insanların ruh halini hissedebilirsiniz. Yani... E, ...anlatmaya gerek yok. Mesela ben şöyle söyleyeyim... E, ...babam vefat ettiğinde... ...cenaze vardı İşte ...birisinin de aynı mahallede... düğünü olacaktı. O geldiler... ...dediler ki... ...ya sizin cenazeniz var ama biz de düğün yapacağız... E, is, ...isterseniz yapabilir miyiz... ...dediler. E, hani istemezseniz yapmayız dediler. Biz de dedik ki sizin düğünüz ayrı, siz düğünüzü yapınız dedik. Şimdi mesela bir yerde cenaze olduğu zaman bir yazar neyi tahmin ediyor biliyor musunuz? Cenaze evinde düğün olmaz. İnsanlar üzüntü içerisindedir. Ama düğüne gittiğinizde siz işte e, sevinçli gidersiniz. Öyle söyleyeyim ben size. Ondan sonra, hatta Sezen Aksu'nun Düğün ve Cenaze diye bir e, albümü vardı zannedersem öyle söyleyeyim. Yazarlık yani edebiyatçı olmak demek bir olayın içerisinde olmasanız bile o olayı kurgulayıp yazabilmek demektir. Yani o insanın yerine koyabilmek demektir. İşte oyunculuk da bu demek. Yani sen mesela işte üniversitede üyesisin. Nasıl anlatırsın? Sen öğretmensin, sen doktorsun ya da işte ne bileyim dışarıda sebze satıyorsun. Müşterilerinle nasıl konuşursun gibi. Bilmem anlatabiliyorum. Yani sen insanlara nasıl davranırsan insanlar da sana öyle davranırlar. Ama bir yere gitmeden mesela şu anda Los Angeles'a e, ya da Las Vegas'ta bir yere gitmeden e, ya da Antalya'da oradaki halkın nasıl yaşadığını, nasıl ruh hali içerisinde olduğunu e, anlayabilmek ve e, kağıda dökebilmek ve yazabilmektir edebiyat. Öyle söyleyeyim ben size sevgili arkadaşlar, sevgili yanlar. Uzun hafıza kasası, içinizdekilerini yazın. Yazmaya bugün başlayın, ertelemeyin. Nerede olursanız olursanız yazın. O, o, nerede olursanız olur. video çekin. Bunun yaşı da yok. Yani birisi diyor 8 yaşında başladım, öbürü diyor ki işte JK Rowling 32 yaşında yazmış mesela Harry Potter'ı. Yani ne zaman e, vuracağınız da belli değil. O yüzden e, hiç belli olmaz. Deyin ki e, her şey olumlu olsun deyin alacak. olacak. Hoşçakalın. Edebiyatınıza sahip çıkın. Bizim bir edebiyatımız var. Ama şu demek değil. Benim bir edebiyatım var diye ben diğer e, coğrafyadaki insanların edebiyatlarını okumayacağım diye bir kural yok. Ben her zaman müzikte şunu söylerim. Söz de önemlidir de e, melodisi kulağa hoş gelen her tarzdan müziği dinlerim derim. Yani illa anlamaya gerek yok derim doğru söylerim. Hoşçakalın.